Selamlar, ben Semih. 6 aydır beklediğimiz güncelleme sonunda geldi arkadaşlar. Lütfen baştan sona videoyu izleyin. Bir şey sinirlenecekseniz de her şeyi size anlatayım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bilgim var. Evet, 55 seviye oldum bu arada. 70 seviyeye kadar arttırdılar levelleri. Ve sandıklarımız varmış. Oo, fişekçi evrimi şimdiden çıktı. 6 tane olması lazım evrim geçirtebilmem için. Tamam, çok fazla şey var. Hangisinden başlasam bilmiyorum ama havai fişekçi en iyi evrimlerden bir tanesi. Sandık açmaya devam edelim. Maç içinde bu arada evrimli kartlarla oynayacağız, barbarlarla oynayacağız. Dolayısıyla orada daha çok detaya girerim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bana elit seviye kartı veriyor. Elit seviyeye çıkartırken ben bunları kullanacağım. Sandık açmaya devam edelim, bakalım neler çıkacak. Oo, iskelet evrimi çıktı, çok iyi. Muhtemelen ben iskelet evrimini kullanacağım, haberiniz olsun. Mezarlıkla en uyumlusu. Sandık açmaya devam. Şu anda sandık açılımı yapıyoruz. Bir daha açamayacağım bu sandıkları, çok nadir bir şey çünkü. Bu arada arkadaşlar, videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğeni bırakırsanız ve eline sağlık yazarsanız yorumlara beni çok mutlu edersiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başka neler gelişti. Artık 3 kat daha fazla altın çıkacak sandıklardan, haberiniz olsun. Efsanevi çıkarttım ama zaten hepsi max olduğu için şu anda bende. Ve Kraliyet Devi evrimi de verdi, mükemmel. Kraliyet Devi zaten en güçlü atak kartıydı ve daha da güçlü olacak evrimle. Artık neler bizi bekliyor. Dengeleme getirirler, o yüzden çok güçlü olur diye korkmayın arkadaşlar. Kart evrimi, evet, ilk defa deste bölümüne geldiğimde bununla karşılaştım. Bu arada bayağı bir değiştirmişler. Hani ilk defa sizinle görsel bir şekilde görüyorum. Böyle bir bölme yapmışlar, anlatmışlar. Kartların fotoğrafları değişti zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra slotlara bakıyorum. Evet, gerçekten yeni şeyler gelmiş ve biraz daha sade bir tasarım yapmışlar. Bu arada arkadaşlar 15 level geldi, evet. Bu büyük bir tepki çekti ama 6 ay boyunca 14 level kullanacağız. Bu arada şuna bir elit level basabilir miyim? Evet. Elit leveller şu an geçerli değil arkadaşlar. 6 ay boyunca level kasmamıza izin veriyorlar. Bu 6 ay sonucunda güçlü olan siz olabilirsiniz. Büyük mücadeleyle kasın arkadaşlar hesabınızı. Bu arada barbar mücadelesi varmış ve bir tane şart veriyormuş. Türkçesi artık belirleriz beraber ne diyeceğimizi. Markete geldiğimde 2 tane veriyormuş. Ne bu, Joker mi? Evet, Joker parça. İstediğim evrimi artık basabilirim. Teklifler varmış. Ne? 2000 lira mı? Yok artık. Bütün kartlarım evrimleşecek. Kitapların kitabı ve 2200. Hayatta vermem. Hayatta vermem. Flamalar gelmiş. Market falan. Tamam, burada çok fazla bir değişiklik yok. Şunları toplamaya devam edelim arkadaşlar. Çünkü elit Joker kart gerekiyor bana. Her gün bunları alacağım artık. Evet, bayağı bir şeyler değişmiş gerçekten. Hangisine yetişsem bilmiyorum. Maçlarken size kötü tarafını ve iyi tarafını anlatacağım. Evet, buraya basmıştık galiba. Acayip heyecanlıyım. Ben de sizinle beraber ilk defa oynayacağım. Şunları toplayalım. Ve tamamdır. Galiba mücadele varmış. Hadi onu oynayalım. Güncelleme hakkında konuşalım. Evet, evrimli barbarlarla oynamaya başlayalım arkadaşlar. Her maçta videodaki farklı bir desteği kullanacağım. Mesela bu tek hızlı barbar destesi olduğu için bunu aldım. Hemen evrimli atabilelim diye. Evet, şimdi konuya gelirsek arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi ikiye bölüyorum. Bir tanesi 15 seviye tarafı. Diğer tarafı da kara iksir tarafı. Şöyle paket döndürebilsek çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kötü tarafından başlıyorum. Ben 15 seviye tarafını sevmedim güncellemenin. 15 seviyeyi niye seveyim ki zaten? Yani insanlar kartlarını daha zor güçlendirecekler. Bu benim niye hoşuma gitsin? Bu arada barbarları atarsak ikincisi hemen döner ve döndüğünde evrimli olur. Normalde barbar atmayacağım yerlerde barbar atıyorum özellikle. Çünkü ikincisini de evrimli şekilde atayım hemen diye. Bu arada arkadaşlar, şunu da söylemesem olmaz. Şöyle bir haberi vermesem olmaz. Yurt dışında B-Red isimli YouTuber Clash şöyle boykot ediyor. Kartlarını 15 level'e basmayarak on binlerce insan onu destekliyor şu anda. Katılmak isterseniz diye size bir duyuru yapmak istedim. Bu arada bütün iksiri kullanıyor. Evet, evrimli barbarlar atıyorum ve iksiri yok. Bakalım ne yapacak. Şu kartın gücüne bakar mısınız? Normalden daha fazla canı var. Normalden hızlı vuruyor. Yok artık. Bir anda yok oldu. Cadıyı alır mı? Aa, cadıyı da aldı. Üç taç alır mı? Üç taç almaz herhalde. Vay be, ama kulenin çoğunu aldılar. Ya barbarlar inanılmaz güçlü olmuş bu şekilde. Tabi normal barbarlardan çok daha güçlü. Ama arkadaşlar, diğer evrimlere göre bu güçsüz olan evrim, haberiniz olsun yani. Fişekçinin evrimi daha güçlü olacak. Kraliyet Devi zaten güçlü olacak. Yani arkadaşlar,
Masum olan evrim buysa artık siz düşünün kalanını. Her ayda yeni bir evrim gelecekmiş, haberiniz olsun. Bu arada büyülerle öldürebilir miyiz acaba, bir saniye. Mesela deprem atsam, sonra tomruk atsam, paket atsam ölüyor mu? Yani uzaktan çok da bir güçlü değil aslında, biliyor musunuz barbarlar? Bir şeye vurması lazım güçlü olması için. Evet, o kadar da güçlü değilmiş. Yakın menzilden çok güçlü ama uzaktan bence değil. Öyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani o kadar etkilenmeyiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ben barbarlar evriminden çok etkileneceğimizi düşünmüyorum. Çünkü ağır destelerde kullanılıyor. Maksimum böyle 5 kez falan atarsın barbarı. 5 kezden de çok fazla bir şey değişmez gibi geliyor bana hani. İskeletlere göre, fişekçiye göre bence çok fazla kullanılmayacak barbarlar, haberiniz olsun. Dolayısıyla korkacağımız olan barbar olmasın. Bakın köprüden attım şimdi. Zehir attı. Tomruk atsa bu arada savunur aslında. Yani tomruk olsaydı yer. Ve 3 taç çektik rakibimize. Hadi bakalım ikinci maça. Konuşacak daha çok şey var. Evet arkadaşlar, aklımdayken de küçük bir detayı size vermek istiyorum. Güncellemenin tanıtım videosunda yarasalar evrimli gözüktüğü için muhtemelen yarasalar evrimli olacak arkadaşlar bir sonraki ayda. Her ayda yeni bir evrim gelecekmiş. Evrimin ne olduğunu bilmeyenler için basitçe anlatmadığımı fark ettim. Şöyle arkadaşlar, her kartın kendine göre döngü sayısı var. Barbarlar mesela tek döngüde evrimleşebiliyor. Fişekçi 2 döngüde yanlış bilmiyorsam, iskeletler de 3 döngüde. Bu şekilde evrimleştirebiliyorsunuz kartlarınızı. 7 seviyeden başlıyor evrimler. Dolayısıyla siz yeni bir oyuncuysanız, düşük seviyeyseniz siz de dahilsiniz buna. Siz de evrimli kartları kullanabilirsiniz. Evet, bu detayı verdikten sonra şöyle güzel bir top arabası. Arkadaşlar ben Karayiksa tarafını destekliyorum. Çoğu arkadaş bana kızacak muhtemelen. Ama kesinlikle söylüyorum. Yeni bir taktik, yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum ben. Açıkçası hoşuma gitti benim. Çünkü e-spor tarafında bir yandan da bunu takip edeceğiz. Bence yeni bir mekanik hoş olmuş. 15 level'i getirmeyip kara iksiri getirebilirlerdi. Ben kara iksiri olumlu bakarken 15 seviyeye olumlu bakmıyorum. Bu arada evrimli barbarlar artık hemen koruyalım. Bak, uzaktan hiçbir şey yapamıyor ki arkadaşlar evrimli barbarlar. Alan vuran kart olduğunda falan kullan attım ama biraz havaya kullan atmış oldum. Dedim belki bir şey olur falan. Yani arkadaşlar barbarlar o kadar da güçlü değil. Zaten kupada bence tazı dışında karşılaşmayacağız diye düşünüyorum. Evet, böyle bir kullanım destesini de demek istemiştim. Çünkü barbarlar bu destede de kullanıyor. O rakibimiz evrimli barbarlar attı. Bakın şimdi nasıl savunuyoruz. Nasıl savunulur? Tabii ki de alan vurarak savunulur. Ateş ruhu atalım şöyle bir. Uzun lafın kısası arkadaşlar, benim şahsi fikrimi çok fazla merak edenler oluyor. Benim şahsi fikrim 15 seviyeye sıcak bakmıyorum. Ama kara iksire sıcak bakıyorum, haberiniz olsun. Hatırlıyorsanız ben size bir söz vermiştim. Polyanacılık yapmayacağım. Yani her şeye olumlu bakıp böyle sizin de olumlu bakmanızı beklemeyeceğim. Ben içimdekileri söylüyorum. 15 level'e sıcak bakmıyorum. Bence siz de bakmayın. Ama kara iksire kesinlikle sıcak bakıyorum. Ki arkadaşlar bu süreçte de zaten her şeyi planlı yapıyorlar. İşte oyunun işareti değişti biliyorsunuz. Mesela o bile planlıydı öncesinden, çok öncesinden. Dolayısıyla 15 level yükseltmek çok zor olursa Supercell buna müdahale edecek zaten. Kendisi de söyledi. Şöyle klon basalım. Bakalım evrenin barbarlar klonunu ne yapacak. Da baksanız oklar fişekçi öldü. Bu arada güzel vurdu top arabası. Galiba kuleyi aldık ve bu maç burada bitiyor galiba. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar, zaten 6 ay boyunca bizim elit levellerle işimiz yok. Aynı Clash Royale'ye devam ediyoruz. Sadece karaksız gelmiş gibi bakabiliriz. Bu arada evrimli barbarlar benim barbarlarımı öldürüyor. İyi bari. Bayağı hasar yedik. Büyük birim de yok, nasıl bir deste tercih ettiysem. Eyvah, bir şey canım. Bu maç gidebilir şu anda. Ama önemli değil gerçi. Etkinlik videosu olduğu için çok da bir hani hardcore oynamıyoruz. Evrimli barbarım geldi. Bakın şimdi birinciyi nasıl savunuyor. Yani bir şey vurdu mu o şeyi rahat bırakmaz. Ama vurmaması için elimizden geleni yaparız. Hani Tazı'ya karşı ne yapacak bu kart mesela? Ha, golemciler sıkıntı yaşayabilir bir tık. Patlarsa kazandık. Ve evet, üçüncü maçımıza geçelim. Konuşacak birkaç bir şeyler kaldı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bizim karşılaşacağımız günlük hayatta bu deste olacak muhtemelen barbarlarla. Dolayısıyla bu desteği kullanmak istedim son maçımızda. Bahsetmediğim neler kaldı? Aslında çok fazla şey var.
Ustalık görevleri kaldırıldı galiba. Kendim bizzat bakmadım. Şöyle balon basalım. Soldan bir barbar basalım. İkisi toplayıcısı attığında çünkü elinde 4 iksir kalıyor arkadaşlar. Bir tarafı savunabilir sadece. Hani şu son günlerde gerçekten her yerden tepki var. Ve bu tepkiler de iletiliyor. Yönetime haberiniz olsun. Bizzat ben biliyorum. Onlar bu tepkilerin de farkında. Hepsini gördüklerini görüyorum ben. Ya aslında şöyle bir şey var. Hani insan doğası gereği işte biz eski özleriz ya. Eski şeyler daha güzelmiş gibi gelir bizim gözümüze. Mevcut düzenimiz bozulduğunda da yeni şeylere karşı böyle sıcak bakmıyoruz. Ama ben sıcak bakmaya çalışıyorum. En azından kendimi buna zorluyorum. Arkadaşlar hani bir bakalım nasıl olacak. Hani onlar da oyunların ölmesini istemezler tabii ki de. Biz de oyunun ölmesini istemeyiz. Ortak paydamız bu arkadaşlar. Kara iksir konusunda oyuna yeni bir soluk gelmiş diyelim. Tabii ki de 15 level konusunda asla desteklemiyorum. Bahsetmediğim bir şey daha kalmış. O da yeni gelen 3 tane arena arkadaşlar. Yeni 3 tane arena geldi oyuna ve maksimum kupa 7500'ü 9000'e çıktı. Haberiniz olsun normal kupa sisteminde. Bunlar yenilikler. Yeni stratejiler göreceğiz. Yeni hamleler göreceğiz. Bence e-spora da yeni bir soluk gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Desteler değişecek. Yeniden yapılacak. Sol tarafa evrimli barbarlar atalım. Sonra atağa çıksın. Bakalım ne kadar etkili olacak. Beraber bayağı bir kartlarımızı geliştirme yaparız arkadaşlar. Çarpmaya attım. Barbarları öldürüyor mu? Vay be, evrimli barbarlar barbarlara göre çok daha üstün yani. 3 tane vurdu kuleyi, 4 tane vurmuş. Balon attım. Garibim de hiçbir şey yapamıyor. Şöyle çekelim. Elimden geldiğince bahsetmeye çalışayım arkadaşlar her şeyden. Bu şartlar var ya, şart hani daha ismini koymadık. Kristal herhalde. Onları toplamaya çalışacağız. Onlar da dükkandan falan alınacakmış biliyorsunuz. Sezon dükkanı var. Etkinliklerden alabilecekmişiz o şart dedikleri şeyi. Yani herkese geliyor arkadaşlar. Herkes bu evrimlerden yararlanabiliyor. Eğer 7 seviye olduysanız ki olmuşsunuzdur. O yüzden bence bir şans verin arkadaşlar. Bu 6 ay boyunca kartlarınızı güçlendirin, büyük mücadele oynayın. Bir desteği maxlamış olun arkadaşlar 6 ay sonunda bir meta destesini. Ben zaten kanalda paylaşmış olacağım desteleri sizinle beraber, gelişmeleri de. Evet, kanala abone olabilirsiniz. Bu süreçte neler yapacağız? Her gün saat 5'te video yüklüyorum. Sonrasında yan kanalım var. Onu da açıklamayı sabitlerim arkadaşlar. Yorumları sabitlerim. Orada da CRL izliyoruz. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Fikirlerinizi yazın. Hoşçakalın.